Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha'yı 90 saniyede anlatalım. Aslında Zaha analizini Fenerbahçe için yapmıştık. Oyuncuyu Galatasaray'a alınca çok fazla mesaj geldi. Bu sefer Galatasaray için yapar mısınız diye. Bu videoda Galatasaray'ın Zaha'lı oyunu nasıl olacak ona bakacağız. Icardi, Zaniolo, Kerem ve Zaha'nın aynı anda sahada olduğunu düşünürsek top Galatasaray'dayken Zaha sola, Kerem 10 numaraya kayacak. Kerem'in kilit pası oranı da yüksek. Geçtiğimiz sezon zaman zaman bunu yaptı. Top rakipteyken Zaha'nın savunması zayıf olduğu için Kerem sola, Zaha 10 numaraya geçecek. Takım savunmasına destek olması gerekiyor. Sistem 4-4-2 olursa orta sahanın çok iyi 2-6 numara ihtiyacı var. Torreira'nın partnerinin Paredes seviyesinde bir oyuncu olması gerekiyor. Yoksa bu hücumcuları bu orta saha kaldırmaz. Çok boşluk oluşur. Ayrıca 3 yerli kuralı içinde Kerem Demirbay transferi önem kazandı. Angelino'nun da varlığını düşünürsek Zaha'nın sürekli içe kat etmesi ona da alan açar. Boşluğu kullanması, daha rahat orta açmasını ve ekstra bir kişiyi yana çekerek Zaha'nın kendine pozisyon oluşturmasını sağlar. Zaha'nın sağa geçmesi de mümkün ama onun en verimli olduğu yer sol forvet. Ayrıca şu an Raşit Zaha'nın olmadığı için bu hediyeleri çok fazla çıkamaz. Çünkü ne Zaniolo ne de Zaha defansa Raşit Zaha gibi yardımcı olur. Hücuma yerleşirken Paredes yoksa mecbur bu şekilde olacak diziliş. Paredes tarzı bir oyuncu gelirse daha da farklı olabilir. O yüzden Galatasaray'ın kurgulayacağı oyun planı takım savunması için de oldukça önemli.